Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün Revolution markasının yeni gelen serisini birlikte inceleyeceğiz. Bu serinin adı Gloss olarak geçiyor. Yani cam gibi bir cilt ve makyaj vaat ediyor. Bugün deneyeceğimiz ürünler arasında Gloss Skin Primer'ı var. Gloss Mirror Illuminator isimli şöyle bir aydınlatıcısı var. Ve bir de çok merak ettiğim Gloss Mirror isimli bir de far paletimiz var. Ambalajları gerçekten muhteşem görünüyor. Hem karton ambalajı holografik, hem de içerisinde geometrik şekillerde yansımalar oluşturmuşlar. Gerçekten çok hoş bence ambalaj olarak. Umarım ürünler de çok güzeldir. Hazırsanız hemen videoya geçiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni alta geçen Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi ilk olarak makyaj bazını açıyorum. Ben bu ambalajları nasıl atarım hiçbir fikrim yok. Yani o kadar güzel ki bir yerlerde kullanılsa keşke. İçerisinden şöyle bir ürün çıkıyor. Gördüğünüz gibi makyaj bazı tamamen şeffaf. Şöyle ambalajına da bir baktım. Üzerinde hiçbir açıklama yok. Ama zaten hani ne olduğunu kendisi de belli ediyor isminden. Ultimate Dewy Finish diyor sadece. Yani ıslak görünüm, ekstra ıslak görünüm vaat ediyor. İzlenim olarak bunun da cam oluşunu beğendim açıkçası. Böyle bir kaliteli geliyor ve daha sağlıklı. Şu şekilde pompalı bir ucu var. Ay nasıl bir dokusu var biliyor musunuz? Bu arada çok güzel kokuyor. Ya böyle tamamen likit değil, birazcık jelimsi bir dokusu var. Ve anında etkisini gösteriyor. Makyaj bazına uyguladım. Yani görüntü olarak gerçekten o cam gibi cilt sevenler için mükemmel bir ürün. Ama bana sorarsanız ben yağlı karma bir cilt olarak bu kadarını fazla buluyorum. Bu arada şu an ellerime fazla kalanı şöyle yedirmeye çalışırken yağlı hissi alabiliyorum bundan. Ve bu benim çok hoşlandığım bir his değil açıkçası. Ama bu tam zaten kuru ciltler için bir ürün olmuş bence. Şu an cildim ekranda gördüğünüz gibi parıl parıl, ışıl ışıl, birazcık da yağlı görünüyor. Kuru ciltler kesinlikle bu makyaj bazına gönül rahatlığıyla bakabilir. Ya bunun üstüne ne uygularsam uygulayayım, bu parlaklığın gideceğini düşünmüyorum şahsen. Bakalım makyajın ileriki zamanlarında göreceğiz zaten. Şu an ellerim bayağı yaldır yaldır parlıyor ya. Dedim ki madem bu serinin amacı cam gibi bir cilt, o zaman ben de cildimi tamamen örtmeyecek ama yine de böyle kusurları gizleyecek bir ürün kullanayım dedim. Fondöten olarak L'Oreal'in Skin Paradise fondötenini kullanacağım. Bendeki medium 01 rengi. Bunu da en sevdiğim fondöten fırçamla uygulayacağım. O da Real Techniques'in Brush Crush serisindeki 001 numaralı fondöten fırçası. Geçenlerde biliyorsunuz Nashita Pro Plus'ın tüm fırçalarını birlikte inceledik. Ve orada çok sevdiğim başka bir fondöten fırçam olduğunu söylemiştim. Ondan sonra yorumlarda hangisi olduğunu sordunuz. Hayır ya, yine üstüme döküldü. Ve o çok sevdiğim fondöten fırçam buydu. Makyaj bazının hiç bu kadar ama yani bu kadar parlak olacağını tahmin etmiyordum. Hani orta kararda bir şey olur diye düşünmüştüm ama şu an üstüne fondöten uygulamama rağmen hala ışıl ışılım hiçbir eksilme olmadı. Ya yalnız bir yandan hoşuma da gitmeye başladı. Yani şu parlamaya bakar mısınız? Keşke böyle bir 4-5 saat sonra cildimin fena halde yağlanmayacağını ve parlamayacağını bilsem. Bunu kesinlikle seve seve kullanırdım. Kuru ciltler kesinlikle baksın bu primer'a bence. Hemen biraz kapatıcı uygulayacağım. Bunun için de Essence'in Camouflage Plus isimli bu kapatıcısını kullanıyorum. Bendeki 30 numara Light Honey rengi. Ve şu an cildimin en çok ihtiyacı olan aşamaya geldik. Pudra. The Balm'ın Sexy Mama pudrasını kullanacağım ve şu cildimdeki parlamayı birazcık normale çevireceğim. Pudrayı uyguladım ve pudrayı uygulamış olmama rağmen cildim hala parlıyor. Şimdi hemen bir kaşlarımı dolduracağım. Bunun için de iki tane kaş pomadını birlikte kullanacağım. Bir tanesi Riva Loves Me'nin, bir tanesi de Maybelline'in Tattoo Brow kaş pomadı. Şöyle biraz buna, biraz da buna dokunduruyorum. Sarıyorum.
homojen hale gelmeleri için. Ve pastelin Show Your Peace isimli bu transparan kaş jeliyle kaşlarımı sabitleyeceğim. Bu da resmen bitti artık. Şöyle dibini sıyıra sıyıra kullanıyorum. Biraz yüzümü boyutlandırmak istiyorum. Bunun için de Essence'in kontür paletini kullanacağım. Bu arada bendeki 10 numara lighter skin olanı. Diğeri de var ama şu an bundan o kadar memnunum ki. Hemen hemen her ten rengine yakışacak bir kontür rengi. Biraz da burnuma uyguluyorum. Uzun zamandır gıdı bölgeme kontür yapmıyordum. Hazır elimdeymişken o kısımlara da uygulayayım. Allık olarak da Revolution'ın Reloaded serisindeki Rose Kiss allığını kullanacağım. Bu da oldukça yoğun pigmentli bir allık. O yüzden hafif hafif uygulamaya çalışıyorum. Ve şimdi sırada Revolution'ın bu yeni serisindeki aydınlatıcı var. Hemen ambalajını açıyorum. Şu aydınlatıcının muhteşem tasarımına bakar mısınız? Şu an ekrandan disko topu gibi görünüyor. Aydınlatıcının görünüşü de bu şekilde. İçerisinde de bir aynası var. Aydınlatıcıda iki farklı çeşit vardı. Bir tanesi birazcık daha koyu ve sarı alt tonluydu. Ben pembe olanı aldım. Aslında şu an diğeri içinde kaldı. Çünkü bunun pembe olduğunu bilmiyordum. Ben birazcık daha bunu şampanya tonlarında sandım. Ve diğeri açıkçası koyu gelir mi diye endişelendim. O yüzden bunu tercih ettim. Bakalım nasıl olacak. Önce size bir rengini göstereyim. Yapısı yumuşacık. Aslında şöyle uyguladığınızda çok da pembe durmuyor. Bakalım yüzümde nasıl duracak. Aynen öyle çok pembemsi değil. Evet pembe alt tonu var ama yoğun pembelik içermiyor. Bunu sevdim. Oh, çok fena parlıyor. İçerisinde resmen sim yok diyebilirim. Çok çok minik ışıltılar var sadece. Cilde uyguladığınızda asla simsim bir görüntüsü yok. Gerçekten cildim daha ne kadar parlayabilirse o kadar parlıyorum bugün. Aydınlatıcıya biraz renginden dolayı önyargıyla yaklaştım ama sonucu gayet beğendim. Keşke bunları yazın başında çıkarsalarmış. Bence çok daha güzel olurmuş. Yazın şu parlamayı düşünsenize. Bence çok iyi olurdu. Ve şimdi beni en heyecanlandıran kısma geçiyoruz. Cevaplarınızı duyar gibiyim. Tabii ki far paletine geçiyoruz. Hemen bir ambalajından çıkarıyorum. Ya bu nasıl güzel bir tasarım. Çıldıracağım ya. Gözümü alamıyorum. Çok iyi. Şimdi hemen bu far paletini birlikte inceleyelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben bu paleti ilk gördüğümde çok yükselmedim palete. Evet hani içerisindeki renkler güzel ama hani birbirine çok yakın tonlar var dedim. İşte pigmentasyonu nasıl olur acaba dedim. Ve renkler böyle çok beni cezbetmemişti. Ama şu an swatchladıktan sonra gerçekten çok beğendim. İçerisinde evet birbirine yakın tonlar var aslında ama şöyle yapmışlar. Mesela şuradaki lacivert matken şuradakini ışıltılı yapmışlar. Aynı şekilde pembe için de pembe mat buradaki ama diğer taraftakiler ışıltılı ve aralarında böyle ton farkı var. Ama o ton farkı da kendini belli eden bir ton farkı. Ben açıkçası beğendim. Bir de şurada diokrom bir renk var. Çok tatlı yansıyor şu baştaki beyazımsı olan. Hafif böyle yeşilimsi, sarımsı bir yansıması var. Sadece bir tane farda pigmentini alamadım. O da şuradaki lacivert mi? Şuradaki lacivert miydi? İkisinden birinde pigmentasyonu tam gelmiyor. Çok zayıf kalıyor diğerlerinin yanında. Şimdi diğerlerini birlikte deneyip bakalım. Ama önce hemen şimdi sizi yakına alıyorum. Öncelikle şuradaki mat renkten alıyorum. Böyle biraz gri alt tonlu soğuk bir renk bu. Bu arada paletteki mat farlar fena tozutuyor. Ama gerçekten çok aşırı tozutuyor. Hemen bunu katlanma çizgime uyguluyorum. Bu kadar açık bir renk olmasına rağmen şu an gayet iyi performansı bence. Şimdi bence artık daha fazla beklemeden ışıltılı renge geçelim. Bu arada paletteki çoğu renk ışıltılı. Sadece 1, 2, 3, 4, 4 tanesi mat. Geri kalan renkler ışıltılı renkler. Ben şuradaki bu sıcak alt tonlu pembeden alacağım. Fırçamı hiç ıslatmadan uyguluyorum.
Çok güzeller. Ama şunu söylemeliyim. Bazılarınızın sevmeyebileceği yapıda. Yani birazcık o parçalı görüntüyü yaratabilir gibime geliyor şu an. Bakın hatta minik bir kısmında o oluyor bile. Ama ben çok seviyorum bu görüntüyü. Şöyle gördüğünüz gibi ortalarını boş bırakacak şekilde uyguladım. Şimdi ortalarına farklı bir renk uygulamak istiyorum. Bence buradaki duochrome dediğim renkten birazcık alalım. Ve bunu tam ortaya bırakıyorum. Ya bu muhteşem. Şimdi tekrar pembeyi uyguladığım fırçaya döndüm. Şu kısımlarını birazcık düzeltiyorum. Ve şimdi paletteki şuradaki acı kahverengimden alıyorum. Bununla da şöyle dış köşeleri birazcık boyutlandıracağım. Ve tekrar ilk uyguladığım renge dönüyorum. Kısımları birazcık daha yoğunlaştırıyorum ve dağıtıyorum. Birbirleriyle çok kolay karışıyor bu arada. Özellikle mat farlar. Böyle pembe makyaj uzun zamandır yapmıyordum. O yüzden şu an gözüme bayağı değişik görünüyor. Hatta galiba şuradaki pembelerin rengini değiştirmek istiyorum. Şuradaki mordan alayım. Hem de siz de bu şekilde farklı farklı renkleri görmüş olursunuz. Şu anki hali benim daha çok hoşuma gitti. Bence iyi bir fikirdi. Hemen alt kirpik dibine de birazcık uygulama yapayım. Ama farklı bir renk uygulayayım ki siz de görmüş olun istiyorum. Şuradaki morumsu lacivertimsi renkten alıyorum. Ve bunu da şöyle alt kirpiklerime uyguluyorum. Farların pigmentasyonu gerçekten çok başarılıymış ya. Ve son adım olarak da göz pınarlarıma da açık bir renk konduralım. Onun için de şuradaki rengi alıyorum. Birazcık daha kemik rengi gibi duruyor bu. Alt kirpik diplerime pastelin Show Your Game isimli bu göz kalemi serisinden 404 numaralı lilayı uyguladım. Ki bence çok tatlı oldu. Üste de Wet n Wild'ın suya dayanıklı göz kalemlerinden siyah rengini uyguladım. Onu yarım bir eyeliner şeklinde sürdüm. Ve şimdi maskara olarak da Revolution'ın Curl Elevation isimli bu maskarasını kullanacağım. Şimdi ruj olarak da Not'un 09 isimli mat ve kalıcı sabitlenen rujlarından uygulayacağım. Serinin çoğu rengini aldım ve çok beğendim gerçekten. Yapılarını da renklerini de hemen uyguluyorum. Şu an makyajımla çok uyumlu oldu. Ama ben bunu birazcık ıslak bitişli yapmak istiyorum. Onun için de Essence'in Crystal Dreams koleksiyonundaki bu dudak yağını kullanacağım. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Şimdi hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Ondan sonra da denediğimiz ürünler hakkında son yorumları yapacağım. Revolution'ın Glass Skin makyaj bazı ile ilgili şunu söyleyeceğim. Kuru ciltlilerin çok seveceği ama yağlı ciltlilerin ise hiç hoşlanmayacağı bir makyaj bazı. Şunu da atlamayayım. Şu an üzerine fondöten ve pudra uygulamış olmama rağmen yağlı yapıda olduğu için hala böyle sabitlenmiş gibi hissetmiyorum ve aynı zamanda elime de geçiyor. Yani yağ bazlı bir ürün olduğu için makyajın tam anlamıyla sabitlenmesini bence engelliyor ama cildinizi inanılmaz parlak, inanılmaz ışıl ışıl gösteriyor. O konuda dediğini yapıyor. Çok başarılı bence. Ben bunu muhtemelen kuru fondötenlerimle birlikte kullanırım. Hatta içlerine damlatarak kullanırım. Aydınlatıcıya gelecek olursak aydınlatıcının ambalajına bayıldım. Ve rengi de öyle korktuğum kadar pembe pembe durmuyor. O yüzden bunu sevdim. İçerisinde dediğim gibi sim yok da bir artı yönü. Ve bence çok güzel parlıyor. Bağıran aydınlatıcı sevenler için eğer doğal aydınlatıcıları seviyorsanız bu sizlik değil bence ama yoğun parlayanlarını seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Ben diğer rengini de şu an merak ettim açıkçası. Koyu renk diye korkmuştum ama onu da bir araştıracağım. Bu far paletini çok sevdim. Pigmentasyonu çok iyi. Ama içerisindeki renkler yani bilmiyorum her gün kullanmak isteyeceğim renkler değil. Dediğim gibi aslında işte mesela pembelerin, lacivertlerin biri mat, biri ışıltılı fakat sadece bu yoğunlukta palet. O yüzden şunu diyebilirim. Eğer bu tonları sürekli kullanıyorsanız ve seviyorsanız
Bu palete bakılabilir. Çünkü pigmentasyonu çok çok iyi. Yani hem matların hem ışıltılı olanların. Dediğim gibi arada sadece şu lacivert rengin pigmentasyonu çok başarılı değil. Onun dışındakilerin hepsi çok iyi. Mat farlar fena toz tutuyor ama bildiğiniz gibi değil. Göz altıma dökülme yaptı mı? Hayır, yapmamış. O yönden de iyi bence. Dediğim gibi içerisindeki renkler oldukça güzel. Ben şu anki makyajın sonucunu da çok beğendim. Ama sadece bu renkleri seviyorsanız tercih edebileceğiniz bir palet. O yüzden karar sizin. Ama performans olarak başarılı mı? Kesinlikle başarılı. Ambalajı tekrar dikkat çekmek istiyorum. Çok iyi. Ve videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım. Siz bu koleksiyonu nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Orada da sık sık paylaşımlar yapıyorum. Hem hikayede hem de post kısmında. Sizi de beklerim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.